Gazze'de direniş denince akla ilk askeri direniş geliyor ama aslında direnişi esas gösteren halk şu anda açlığa karşı çok yoğun bir şekilde bir direniş gösteriyor. Çünkü İsrail tarafı açlığı bir silah olarak kullanıyor. Düşünün ki yüz binlerce çocuk, yeni doğan çocuklar da var bu süreçte. Bunların mamaya ihtiyacı var, temiz gıdaya ihtiyaçları var, temiz suya ihtiyacı var. Yani bir insanın, bir topluluğun hayatta kalabilmesi için en temel gıda maddelerinden yoksun bir hayat yaşıyor şu an Gazze. Savaştan önce aslında buna hazırlıklıydı. Çünkü Gazze'deki suların %95'i içilemez haldeydi. İnsanların büyük çoğunluğu sürekli yardıma ihtiyaç duyuyordu. Ama savaşla birlikte bu tam zirve yaptı, katlanarak devam etti. Şu an Gazze'de bir temiz suya ulaşabilmek için insanlar çok yoğun bir efor sarf ediyorlar. Saatlerce sırada beklemek ve o günün suyunu, temiz suyunu elde etmek için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Gazze'deki sıcak hava, 9 aydır devam eden saldırılar neticesinde ortaya çıkan kimyasal durumu düşünün siz. Oranın o küçük çevreye vermiş olduğu büyük zararı düşünün. Aynı zamanda bu insanların altyapıdan yoksun olduğunu ve giderlerin olmadığı ve tuvalet ihtiyacı gibi birçok hijyenik ortamın olmadığı bir durumda çöp yığınlarının yanı başında yaşamak zorunda kalıyorlar. Bununla birlikte istikrarsız bir hayat, sürekli kuzeyden güneye göç vardı ve en son 5 Mayıs itibariyle Refah bölgesinin de tam anlamıyla İsrail'in kontrolüne geçmesiyle birlikte burada toplanan 1 milyonun üzerindeki insan tekrar kuzeye doğru göçe başladı yeniden. Ama kuzey derken tam Gazze şeridinin ortasında Netzarim bölgesinde ortaya çıkan bir koridor neticesinde Gazzeliler güneyden kuzeye geçemiyorlar. Kendi evlerine tekrar geri dönemiyorlar. Dolayısıyla şu an kuzeybatı bölgesindeki Mavasi'de 1 milyonun üzerinde insan çok küçük bir alanda yığılmış vaziyette. Kumsal bir bölgede, güneşin tam ortasında insanlar direnmeye, hayatta kalmaya devam ediyorlar. Ve tam anlamıyla orada bir can pazarı yaşanıyor. Çünkü aynı zamanda İsrail son zamanlarda güvenli bölge denilen bu Mavasi bölgesini de uzaktan bombalayarak çadırları yaktı ve birçok insan burada hayatını kaybetti. Dolayısıyla bir yandan açlığa, bir yandan susuzluğa, bir yandan sürekli göçe karşı ciddi bir mücadele verilmeye devam ediyor. Aynı zamanda insani yardım kuruluşlarının en büyükleri olan UNRWA gibi, OCHA gibi bir takım kuruluşlar da şu anda ciddi anlamda hizmet verememe noktasında kilitlenmiş vaziyetteler. Yapılan açıklamalar, insanların boğaz enfeksiyonları, yani 800 bin insanın boğaz enfeksiyonuyla karşı karşıya olduğunu, solunum yollarında sıkıntı çektiğini ve bununla birlikte ishal vakalarının 25 kat kadar arttığını ifade ediyorlar. Bu sağlıksız koşullarda yaşayan bu insanların artık özellikle küçük çocukların ileride nüksedecek bir takım hastalıklarla karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Ve savaşın ne kadar devam edeceği, buradaki insanların daha ne kadar dayanabileceği noktasında da elimizde pek bir veri yok ama insanlar bu hale alışmaya ve bununla birlikte yaşamaya çalışıyorlar. Öte yandan daha büyük bir sıkıntı, Refah sınır kapısının kapanmasıyla birlikte Kerem Ebu Salim kapısından da İsrail'in kontrol ettiği noktadan da yardım tırlarının girişinin engellenmesiyle birlikte şu an çok kısıtlı imkanlarda yardım ulaşabiliyor ve insanlar temel gıda ihtiyaçlarını tedarik etmekte çok zorlanıyorlar. Özellikle Kuzey bölgesi. Amerika Birleşik Devletleri yardım konusunu kendi kontrolüne aldığını ifade ederek Gazze şehrinin hemen yanı başında bir liman inşa ettiğini ifade etti. Ancak bu liman da çok kısa sürdü ve dağıldı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu da askeri bir takım kontrol noktaları için kullandığını itiraf etmek zorunda kaldı. Her ne kadar inkar etse de deliller bu noktada kullanıldığını gösteriliyor. Ve neticede buradan yardım tırları da ancak sembolik bir şekilde içeriye girdi. Şu an Gazze'nin kuzeyinde insanlar tam anlamıyla daha önce yaşanandan çok daha şiddetli bir krizle karşı karşıya. İçeriye yardım tırları çok sınırlı bir şekilde Beit Hanun bölgesindeki Erez sınır kapısından kontrollü bir şekilde giriyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün üzerinden karayoluyla gelen yardımlar göstermelik ve çok sınırlı bir şekilde İsrail'in kontrolünde yerleşimcilerin saldırılarından kurtulabilen kamyonlar ancak içeriye girebiliyor. Bu da %60'ın üzerinde insanın günlük temel gıda ve su ihtiyacına ulaşamadığı konusunda temel bilgiler bize veriyor. Dolayısıyla halk hala çok yoğun bir şekilde bombalar altında yaşamaya tutunurken öte yandan açlık ve susuzlukla mücadele etmeye devam ediyor.